Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dayım. Şimdi Nikola Tesla Havalimanı'na geldim. Pasaport işleminden geçtim. Biliyorsunuz burası vizesiz bir yer. Direkt geçebiliyorsunuz. Yani ne yapacağınızı ve nereye gideceğinizi soruyorlar. Exchange office buldum. Bayağı karışık bir para birimleri var bu arada. Umarım onu da çözerim yakın zamanda. Havalimanından indim, A1 otobüsüne bindim, bir meydana gittim, oradan 31 numaralı otobüse bindim ve şimdi Airbnb'den kiraladığım daireyi bulmaya çalışıyorum. Merkezi bir yer kaldığım yer, Kale Meydan adındaki yerine çok yakın. Evet arkadaşlar, Airbnb'den bir stüdyo daire kiraladım. Buraya 85 dolara kiraladım 3 günlüğüne. Ve çok tatlı biri bana kapıyı açtı. Şöyle biraz önce eşyalarımı bıraktım. Bu stüdyo apartmanı diye geçiyor. Nevresim bırakmışlar. Böyle bir yatak. Bu arada yanıma 3 gün için şöyle Airbnb'ye 85 dolar verdim. Şunun için özür dilerim. Airbnb'ye 85 dolar verdim 3 günlük. Yanıma 325 euro aldım nakit. Buraya gelirken otobüs kullandım. İndiğim otobüs 300 dinar tuttu. Yani şöyle söyleyeyim, sanırım 3 euroya eşit falan oluyor. Yani küçük mini bir tahmin yaptım. Şimdi bir kafeye geldim. İsmi şuradan okuyabilirsiniz. Cafeteria diye bir kafe. Hava inanılmaz güzel. Birazdan yürüyüşüme çıkacağım. Kahvem bitsin. Ama first cafe içemiyorum. Knez Mihailova Caddesi'ndeyim. Burası alışveriş caddesiymiş. Böyle güzel bir yer. Muhtemelen pazar günü geleceğim ve burada alışveriş yapacağım. Şu anda evime çok yakın olduğu için biraz göstereyim size nasıl olduğunu. Çok güzel bir yer, bayılıyorum. Kale Meydan'a geldim. Burası çok önemli bir yer Belgradlılar için. Hatta araştırdığımda ilk sıralarda yazıyor. Burası çok büyük bir park. Biraz daha tarihi yerlerine gidiyorum şimdi. Burası 1520 yılından beri Osmanlı'nın kente hakim olmasıyla adı değişmemiş, Kale Meydan olarak kalmış. Burası savunma üssü olarak kullanılmış. Böyle bir hendek yapmışlar. Eğer düşman saldırırsa, şuradan çıksa bile buraya düşsün diye. Çok huzurlu bir yer şu anda burası. Kale Meydan gezimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Bu araçlar 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış. Evet, yemek yemeye geldim. Kebapçı buldum. Şöyle bir yer göstereyim. Yani bunu okuyamıyorum. Kat kaze cevapi gibi bir şey yazıyor. Çok ünlüymüş. Bir şey geleceğini bilmiyorum. 5 ve 10 gibi seçenekler var. Ben 10 olanı seçtim. İçinde kaymak ve soğan var. Çok değişik bir şey yiyeceğim. Ne olduğunu bilmiyorum. İkinci günümden merhaba. Bugün
Çok güzel yerler gezeceğim. Genelde kilise, katedral, parlamento binaları gibi yerler kaldı. Dün Kale Meydanı bitirdim. Gerçekten bir günümü aldı. Buraya gelecek olan arkadaşlarım olursa söyleyeyim. Büyük bir park, Kale Meydan ve çok güzel. Yani bitirmek istemiyorsunuz. Bugün San Sava Katedrali, Aziz Mark Kilisesi, Nikola Tesla Müzesi, Taj Meydan diye bir meydan ve sanırım ulusal bina var. Ve bu arada hava gerçekten soğuk, yani akşam aşırı soğuk oluyor. Günü başlatıyorum. Kızların boylarına inanamazsınız. Yani dikkat çekmeyecek gibi değil. Gerçekten inanılmaz uzun boyları var. Yani 2 metre falan hepsi. O yüzden ben biraz şoka girdim. Kendimi çok kısa hissediyorum. 1.70 olan boyuma rağmen. Kahvaltıdan şu sexy breakfast olanı söyledim. Bir de cappuccino söyledim. Cumhuriyet Meydanı'na geldiğimizde karşı taraftaki bina Sırbistan Milli Müzesi. Yürüyüşümüze devam ederken sizi biraz bilgilendireyim. Bayağı bir ortak kelimemiz var Sırplarla. Mesela cezve, pabuç, yastık. Osmanlı Devleti çok uzun süre hakim olmuş buraya. O yüzden ciddi anlamda izler var. Bu arada ben yurt dışında gezerken kesinlikle internet kullanmıyorum. Yani çünkü her yerde Wi-Fi olduğu için illa bağlanacak bir yer buluyorum. Normalde şehrin haritasını alıp üzerinde çalışmalar yapıyorum ama bu sefer bulamadım sitemap. Google'da herhangi bir şey arattığınız zaman o harita orada açık kalıyor navigasyonda. İnternetiniz olmasa bile dışarıda sizin konumunuz belli oluyor ve oradan kendinizi takip edebiliyorsunuz haritada. Bu da çok güzel bir özellik, yani offline bir uygulama indirmenize gerek yok. Google Maps bu konuda çok çok iyi. Kesinlikle işinize yarayacak çünkü bazen gerçekten haritasız benim için zor oluyor. Yani ne kadar yer yön duygunuma güvensem de. Sırbistan Millet Meclisi'ne doğru yürüyorum. Şimdi Taş Meydanı'nda yer alan Aziz Mark Kilisesi'nin oraya geldim. Biraz size tarihinden bahsedeyim istedim. Sırp ve Bizans stili mimariyle bina yapılmış. Ziyaret edilmesi gereken bir dini yapıymış burası. Taş Meydanı'nda yer alıyor zaten, Taş Meydan'a geldim. Daha sonra Nazi bombardımanından sonra artık kullanılamaz hale gelmiş kilise. Biraz içini gezelim. Bilimci Nikola Tesla'nın müzesine geldim şu anda. Hatta havalimanı da onun ismiyle biliyorsunuz. Müzeye giriş yapamadım çünkü 2'de açılacakmış. Tekrar gelin dediler bana. Burada müzenin girişi 800 Sırp dinarıymış. Yani yaklaşık 8 euro gibi düşünebilirsiniz. Gelinmesi gereken, daha doğrusu bugün geldiğim bölgede Nikola Tesla Müzesi, Aziz Sava Katedrali, birazdan gideceğim. Ve onun dışında gittiğim St. Mark Kilisesi, Taş Meydanı, bunların hepsi resmen aynı bölgede, ulusal müzede dahil. O yüzden bence bu bölgeler için bir gününüzü ayırabilirsiniz. Hatta bence yarım günden biraz fazla sürer. Çünkü çok çok yakın mekanlar. Sadece yürüyerek çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Ama Kale Meydan için dediğim gibi bir gününüzü vermeniz lazım bana sorarsanız. O yüzden bence Belgrad için 3 gün çok ideal. Kesinlikle yeter. Daha fazlasını bilmiyorum. Hani çok çok didik didik gezmek isterseniz belki biraz daha kalmanız gerekebilir ama bence 3 gün gerçekten burası için ideal. Ya 2 günde de gezilir mi? Evet. Harika bir seçim yapmışım. Vizesiz yerlere mutlaka gidilmesi gerek diye düşünüyorum. Yani bildiğiniz pasaportumla geçtim ve hiçbir problem olmadı. Aziz Sava Katedrali'ne geldik. Burası 1935 yılında yapılmış.
ve Balkanların en büyüğü olarak görülüyormuş şu anda. Mimarisi özellikle Ayasofya'ya benzetiliyormuş. Özel olarak ben bir kafeye gitmek istiyorum Belgrad'da. Kafeler nerede, kahve içmek istiyorum diye çıldırırsanız. Bu Nikola Tesla Müzesi'nin olduğu yerler full böyle çok lüks ve çok güzel kafelerle dolu. Aşırı güzel mimarları var. Bol bol kahve çeşitleri, her şey var. Mutlaka bu tarafta bir yere gelin. Çünkü anladığım kadarıyla şehir merkezinden biraz daha uzakta burası. Daha güneyde kalıyor haritada. Ama daha lüks, vaktiniz varsa akşam yemeği ya da kahvaltı için gelinmesi gereken bir taraf diye düşünüyorum. Saat 2'yi geçti, o yüzden şimdi Nikola Tesla Müzesi'ne geri dönüyorum. Bakalım, umarım çok sıra beklemem. Ve bayağı bir sıra var bu arada. Çok büyük bir kuyruk vardı. Dediler ki kimseyi almıyoruz şu anda ve saat 4'te gelmeniz gerekiyor. Yani ayaklarıma kara sular indi bu arada. Şu an saat 2. 4 gibi tekrar gelir miyim? Bilmiyorum şu an. Ne yapacağıma karar veremedim açıkçası. Geri dönüyorum. Bu tarafta çünkü saat 4'e kadar 2 saat çok fazla yapacak bir şey yok. O yüzden belki yarın tekrar gelmeye çalışırım diye düşünüyorum. Biraz üzdü bu durum. Arkadaşlar, diğer müzeye giremediğim için başka bir müzeye girmem gerektiğini hissettim. Ve İllüzyon Müzesi'ne geldim. Bilmiyorum beni içeride ne bekliyor ama bunu da internette görmüştüm zaten. Bir şekilde denk geldim şu anda. Öğrenciyim bu arada ben. Master yaptığım için öğrenci kartım var. O da bayağı bir işe yarıyor müzelerde. 650 Sırp dinarına şimdi buraya gireceğim. Şimdi İllüzyon Müzesi'ne geldim. Böyle her yer karışık ve yanında açıklamaları yazıyor. Mesela burada bir eye trick varmış, yani bir göz yanılması varmış. Deneyelim hep beraber. Şöyle 3 boyutlu bir şey normalde. Şöyle görüyorsunuz yandan. Ama bu şekilde baktığımız zaman sanki odalardan birbirinin içine geçiyormuş gibi görünüyor. Değişik bir yapısı var. İnanılmaz baş döndürücü bir şeye giriyorum. Tutunmazsam bu arada şöyle, ama tutunmazsam başım inanılmaz dönüyor. Böyle bir şey yok. Çok fena. Çok fena, şu an bütün başım döndü. Bayıldım. Burada sürekli plan değiştiriyorum çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor. Şöyle ki gidiyorum, müze kapalı ya da yürürken bir anda bir yer görüyorum ve girmek istiyorum. Bu üzerimdeki ceketi aşırı tatlı olduğunu düşünüyorum bu arada. Gerçekten ne kadar aldım biliyor musunuz? 300 Sırp dinarı, yani 3 euro falan, evet. Skadarya bölgesine geldik. Burada akşam yemeği yiyeceğiz birazdan. Arkadaşımla beraber. Çok tatlı bir yer. Geleneksel müziklerini çalıyorlar. Burası böyle uzun bir sokak. Birazdan bir restorana gireceğiz. Restoranın adı Şapkam'mış translate ettiğimizde. Burası böyle bir sokak. Buraya gelinmesi gerekiyor akşam yemekleri için. Buradaki restoranların hepsi çok güzel zaten. Hepsi birbirine benziyor. Müsait olan bir tanesine oturabilirsiniz. Arkadaşım önerdi ki şu pork skewer güzelmiş bayağı. Burada da bayağı ünlüymüş, o geleneksel bir yemekmiş, ondan söyleyeceğim. Onun dışında onlarda da kaymak var. Şu potato with
kaymak denilen şey, kaymaklı patates söyleyeceğiz. Bir de şopska salat söyleyeceğiz. Ne olduğunu çok bilmiyorum ama peynirli güzel bir salata dedi. Şimdi rakiyalarımız geliyor. Onunla bir başlangıç yapacağız. Evet, bu söylediğim şey ana yemek, bu kaymak ve bu da salatam. Çok mutluyum şu an. Arkadaşlar bu rakıya ve bu şöyle söyleyeyim viskiye çok yakın. Erikli olanmış bu. Yani ballı olan değil. Ben en çok bu erikli olanı beğendim. Bayağı sert ama gerçekten çok lezzetli. Mutlaka bunu deneyin.